et denilince Korkuteli et. Profesyonel kadrosu ile kendi entegre tesislerinde tüm hijyen şartlarına uygun olarak kesilen Korkuteli ve Elmalı yaylalarından aldığımız büyük ve küçük baş hayvanlarımızın kekik kokulu etleriyle sofralarınıza geliyoruz. Erzurum'da düzenlenen Türkiye Kickbox Şampiyonası'nda ilçemizi temsil eden sporcularımız ve teknik heyet dün sabah ilçemize döndü. Korkuteli Belediye Spor Başkanı Muharrem Yavuz ve diğer yöneticiler Erzurum'dan dönen sporcularımız ile birlikte yeni başkent Simit Sarayı'nda kahvaltıda buluştu. Antrenör Şükrü Haksız, Başkan Muharrem Yavuz ve yöneticilerden Süleyman Türk Yılmaz ve Şükran Doğrul açıklamalarda bulundu. Dünya Avrupa Şampiyonası için 3 etap müsabaka düzenledik. Bu 3 etap müsabakada puanlama sistemi oluştu. Puanlama sisteminde bu her müsabakaya giriyorsun, her müsabakada puan almak zorundasın, birinci olmak zorundasın. Biz birinci etabı açtık Ocak'ta, ikinci etabı Nisan'da açtık. Tabii sporcularımız Elif Tarayan, Sena Aminemir Özgür, tabii o etapları geçerek geldi. Bu son etaptı Avrupa Şampiyonası için. Bu etabı da tamamlayarak Sena Aminemir Özgür 60 kilo genç bayanlarda kicklight'tan, Elif Tarayan 52 kilo genç bayanlarda full kontratla Avrupa'da, Macaristan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na girmeye hak kazandı. Türk milli takımını temsil edecekler. Aynı zamanda korkutelimizi temsil edecekler. Aynı zamanda orada istiklal marşını söyleyecekler. Tabii bunun yanında uzun bir süre ara vermiş olan sporcumuz Seren Erkır tekrardan kadromuza katıldı. O da birincilikle dönüldü, kürsü yaptı. 2020'de Dünya Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Avrupa kupaları var. Ya bu herhangi Fransa olabilir, İtalya olabilir, böyle ki Sırbistan olabilir, Hırvatistan olabilir, herhangi birine katılacak. Tabii Seren her kişi de o etaplara hazırlayacak. Şu an hedefimiz 4. etapta yoğun bir şekilde çalışmak. 4. etap ne artık? Avrupa Şampiyonası. Mesela her kişi için de Avrupa kupası. Ne yapacağız? Koordineli çalışma. Yeri gelecek yine bir antrenman. Yoğun bir tempoyla devam edeceğiz çalışmamıza. Ondan sonra inşallah Avrupa'da istiklal maçımızı seyretme hedefimiz kürsü yaptırmak. Burada bizim yöneticilerimiz, belediye başkanımız, gönüllerimiz, bize destek veren herkes bize çok teşekkür ediyoruz aynı zamanda. Bu etaplardan, zorlu geçen etaplardan maddi, manevi her zaman yanımızda oldular. Özellikle kulüp başkanı, kulüp başkan yardımcım. Bu konuda çok hassas davranıyorum. Etapın, kickboxun etaplarının ciddiyetini, önemini çok iyi anlattılar ve bizden fazla onlar da etabı takip ettiler. Nasıl bir futbol ligini takip edermiş gibi takip ettiler. Huzurlarınızda kendilerine mutlaka sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sporcularıma dönüyorum. Yani şu anda yoğun bir çalışma tempomuz devam ediyor. Zaten altyapıdan da diğer kadrolarımız geliyor. İlerleyen zamanlarda biz Avrupa'ya bu sene 2019'da 2 tane değil, 3 tane değil, 2020, 2021'lerde, 2020'lerde daha çok sporcu gönderdik. İşte 5 tane, 6 tane daha çok sporcu gönderdik. Yani bizim hedefimiz bu. Şimdi hedef koydular. Bir de ben sporculara hep şunu söylüyorum. Artık Sena Aminemir Nur Özgen bir sefer Avrupa şampiyonu artık bırakmak yok. Sena Aminemir Özgen, Seren Erkışlar, Elif Tarayanlar zihinde kazanmak istiyorlarsa 3 defa, 4 defa, 5 defa üst üste Avrupa şampiyonu olacaklar ki nasıl bir ünlü dövüşçüler, Gökhan Saki gibi diğerleri zihinde yer yapmışsa bunlar da zihinde böyle yer yapar. Yani ben bir sefer Avrupa şampiyonu alıp bırakıyorum falan olayı olmayacak. Çünkü bizim hedefimiz nedir? 3, 4, 5 rekoru kırmak. Değil mi kızlar? Hedefimiz o. Kalıcı olmak. Ondan sonra tabii biliyorsunuz arkamızdan da yeni jenerasyonların gelmesi, bu işi devam ettiren olan insanların gelmesi çok önemli. Yani bu sadece bir şükransızla kalmamalı. İyicamla şükransız olmadığında bu jenerasyonun devam etmesi lazım, bu ayağın devam etmesi lazım. Ya bunu oluşturmak hedefimiz bir de. Yani burada kulüp başkanlarımızla zaten bu konuda hep dirsek temas çalışıyoruz. Hep fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bizim göremediklerimiz onlar görüyor bizi bu konuda önlendiriyor. Biz bazen onlara işte fikrimizi söylüyoruz. Ya burada size de basına da
kulüp başkanlarıma da, belediye başkanıma da ve burada bize destek çıkan velilerimize, aynı zamanda bize burada emrinizi yardımcı çıkan şoför arkadaşlara, yani herkese Korkut tarafından çok çok teşekkür ederim. Güzel sonuçlarla geri döndünüz. Esas olan sadece sonuçlar değil, dediğimiz gibi hiç müsabakaya girmemiş sporcularımızın da tecrübe kazanıp bundan sonraki maçlarda daha rahat çıkmasıydı. Yaklaşık 10 sporcuyla müsabakaya katıldık, turnuvaya katıldık. 3 tane altın madalya aldık. Yani kürsüye altın madalya olmadan, yani birincilik olmadan daha doğrusu çıkmadık. Bu çok güzel. Sanıyorum da Şükrü Hocam'ın söylediğine göre de Antalya bölgesinin de en başarılı takımıyız. 2 tane sporcu gönderiyoruz Macaristan'a. Yani onun 4. ayağı. Yani serüven daha bitmedi. Umuyorum Eylül ayı içerisinde gerçekleşecek Macaristan'da olan Arko Şampiyonası'nda 2 tane sporcumuz var. Elif Tanayan, Sena Amiyan'ın. Muhtemelen orada da ciddi başarılar elde ederiz diye düşünüyorum. Ben burada bir önceki belediye başkanımız Hasan Ali İrman'a, şu anda mevcutta bir dediğimizi ikiletmeyen Ömer İşek başkanımıza, çok değerli hocamıza, değerli yönetimimize, sporcularımızı sağ salim getiren şoförlerimize ve tüm Korkuteli halkına bu başarılarına çok çok teşekkür ederim. Bizim için de ayrı bir duygusal bir durumu var yönetim olarak. Belki bizim son turnuvamız, yani biz de bırakacağımızı beyan etmiştik. Bizim için de çok güzel bir son olabilir bu. Son turnuvamızda çok ciddi başarılarla veda etmiş olacağız. Bu arada da hani Korkuteli Belediye Spor demek istemiyorum artık. Korkuteli Spor demek istiyorum. Yıllardır bunun özlemini çekiyorduk esasen. Çünkü Korkuteli'nin şu an neredeyse tek takımıyız. Ve belediye ibaresiyle ilgili de bir sürü bu yıla kadar sıkıntılar vardı. Ömer İşek Başkanımız da daha insanların hissetmesi anlamında bir önceki toplantımızı da talep etmiştik. Ve bunun da kesinlikle gerçekleşeceğini söyledi. Bu konunun da müjdesini şimdiden vermiş olayım. Yani Korkuteli Belediye Spor İbaresi büyük olasılıkla bir sonraki sezon Korkuteli Spor olarak değişecektir. Bu bence çok sevindirici, çok mutluluk verici bir haberdir. Tüm kitleleri kapsaması anlamında. Çünkü başka bir takımımız da yok zaten. Size ayrı bir teşekkür daha edeyim. Bizim kulübümüz sadece futbol kulübü değil. Yani biz yönetim sürecimizde bunu anlatmaya, bunu yaşatmaya çalıştık. Kurduğumuz voleybol kategorisi, bocce kategorisi ekstradan kurduğumuz kategorilerle. Yani kamuoyuna şunu da söyleyelim. Bizim Korkuteli Belediye Spor Kulübümüz sadece futbol veya sadece bir tek branştan ibaret değildir. Bir spor kulübü olduğunu gösterdik bu çeşitli başarılarla. Üçüncü olmuştuk voleybolda da, gençler kategorisinde. Oradan da bir madalya gelmişti. Umuyorum bundan sonra da bu spor dallarını çeşitlendirerek, tabana sporu sevdirerek Korkuteli halkınınla sporu daha çok sevdirir, daha çok yaydırır ve bu misyonu Korkuteli Spor tamamen üstlenmiş olur diye düşünüyorum. Belki daha çok görüşeceğiz ama biz yönetim olarak da şunu da ifade edeyim. Belki başkanınız olarak son kez konuşacağım burada da. Bir toplantı halindeyken son kez konuşacağım. Yönetim olarak hakkınızı helal edin. Bunu da söylemiş olalım. Bir ayrı parantez daha açacağım. Gelen mevcut belediye başkanımız, Ömer İşek Başkanımız, inanın spora acayip derecede duyarlı bir insan. Yani bu konudan dolayı şanslıyız. Ben bunu yaşadım, gördüm, biliyorum. Bundan sonraki süreçte de inanın hiç kuşkunuz olmasın. Siz kendi görevlerinizi yerinize getirin. Getirdikten sonra muhakkak ki istediğiniz şartlar sizin başarınız dahilinde gerçekleşecektir. O konudan dolayı da kuşkunuz kesinlikle olmasın. Biz bunu hissettik. Tüm basın mensuplarına da bu konuda en son olarak
bizim her zaman yanımızda oldukları için, bizden daha heyecanlı oldukları için de, o heyecan yaşadıkları için de ayrı ayrı basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Ailelerine teşekkür etmek istiyorum. Pırıl pırıl evlatlar yetiştirmişler. Sonrasında Şükrü Hocam'a teşekkür etmek istiyorum. Çocuklarda çok büyük emeği var. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bizi çok güzel temsil ettiler, geldiler. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah daha güzel derecelerle buraya gelirler. Tebrik ediyorum. Hocam vardı, Muharrem Bey'in işi vardı, uğurladık. Onlardan bir söz aldık. Altın madalya gelecek sözü aldık. Hepsinden 4-5 yıldır ben beraberim. Memnunuz, biz onlara desteğimizi elimizden geldiği kadar verdik. Başkanlar bize nasıl önümüzü açtığı kadarıyla. Biraz önce Muharrem Bey'in dediği gibi biz de bir dinlenme sürecine gireceğiz artık. Yeni yönetim kurulması için biz de kongre öncesi arkadaşlarla beraber birkaç kişi bize bırakmayı düşünüyoruz. 3-5 sene sonra daha yıllarda biraz dinlenelim. Daha iyi bir şekilde gelmek için. Tabii onu daha geniş bir açıklama yaparız ama aileleri hep beraber 5 yıldır bu çocuklarımızın, kızlarımızın arkasındayız. Biraz önce Muharrem Bey dediği gibi, Muharrem Başkan'ın, biz sadece futbola bakmadık. Tekmanda bu işi neyse, altyapılarımız neyse her zaman çocuklarımızın geleceğinin yanında durduk. Özellikle hocam gerçekten çocuklarımıza büyük destek verdi gece gündüz. Bizim üst tarafında belediye inşaatında salonumuz var, orada çalışırlar. Arasına uğrarım yanlarına, altyapı sahasında. Gerçek emekleri var, zor şartlarda çalışırlar orada. İnşallah bir tesis, daha iyi şartlarda bu şampiyonluğu kazanırlar. Teşekkür ederim. Et denilince Korkuteli Et. Profesyonel kadrosu ile kendi entegre tesislerinde tüm hijyen şartlarına uygun olarak kesilen Korkuteli ve Elmalı yaylalarından aldığımız büyük ve küçük baş hayvanlarımızın kekik kokulu etleriyle sofralarınıza geliyoruz.